Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok değişik bir tripod inceleyeceğim. Şöyle üç ayaklı, böyle işte ahtapot tripod diye geçiyor, kıvrılıyor falan. Üç parçadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde takıyorsunuz buraya. Sonra evet, bunu üstündekini oraya getirip vidanın oradan kıvırıyorsunuz. Kıvırın. O şekilde. Evet, şu an tripodumuz olmuş durumda. Bacaklar neden düz değil diyeceksiniz. Çünkü bunun özelliği bu. Bacakları kıvırarak istediğimiz şekilde istediğimiz yere sabitleyebiliriz bunu. Hemen telefonu koyup deneyelim isterseniz. Onu çekiyoruz, üstteki klipsi bırakıyoruz. Bayağı büyük telefonlarda oluyor. Şu an düştü tabii ki, o ağır geldi sanırım. Tam oturtturmamışım. Şu an oturtturdum. Ve şurada küçük bir ayarı var, klips gibi bir şey. Onu çevirdikçe sıkılaşıyor. Yani telefon sallanmıyor. Bak şu an taş gibi duruyor. Onu gevşetirseniz tekrar siz çevirebilirsiniz. Telefon sallanır. Biz onu sıktık telefon sallanmasın diye. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde düz olmayan bir zemine koyabiliyorsunuz. Ya da şöyle bir çıkıntıya bacaklarını sokarak sabitleyebilirsiniz. Gösteriyorum. Şu an ayaklarını arkadan da kıvırıyorum. Çok sağlam bir şekilde oldu. Ekranı da çevirdim. Evet. Böyle istediğiniz şekilde sabitleyebilirsiniz. Ya da şöyle denize doğru çevirelim. Evet. Şu an sökelim ayaklarını. Şu an gayet güzel oldu. Ya da şöyle kıvırıp böyle koyabilirsiniz. Resimlerde görmüştüm. Böyle kullanmak saçma geldi. Biraz daha bilmiyorum. Tripodun boyunu kısaltmak için mantıklı olabilir. Daha aşağıdan çekim yapmak için. Evet, bu da bu kadardı arkadaşlar.